Sırada yine bir deyiş alacağız. Ötme bülbül ötme diye. Bu eser biraz uzun bölümler olan bir yapıya sahip. Bu eser içerisinde birçok çalma konusunda size destek olacak pozisyon, girişler, çarpma ve teknikler vardır. O yüzden çok üzerine durulması gereken bir eser diye düşünüyoruz. Birinci bölüm ötme bülbül. Önce la notasına basarak, yani birinci parmakla es vurup takma yapıyoruz. Bu takma pozisyonu. Yani iki teli tek mızrap vuruşu. Şu. Bu la 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 oldu. Ya da es la la da diyebilirsiniz. Sonra es do do. Dördüncü parmakla orta teli tutuyorum. Sonra si la si. Sonra tekrar la do do. Birleştiriyoruz. Yani es la la, es do do, es si, es do do. Önce eserin bu bölümünü geliştirdikten sonra, yani böyle biraz belli bir ritim yakaladıktan sonra la notasının giriş bölümünde şöyle bir çekmemiz var. Es vuruyorum, teli çekiyorum sol, sonra telin üzerine basıp takma yapıyorum. Şu ses, yani la sol, la la oldu. La sol, la la. Aynı bölümü bu sefer birleştirerek yapacağım. Yani la sol la 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 do do la si si la do do çekmelerle alıyorum. La sol la 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 do do la si si la do do la la do do la si si la do. Burada birinci parmağımız la notasına yakın olacak ki her dönüşte daha rahat tutabilmemizi sağlar. Bu bölümü toplamda 4 kere çalıyoruz arkadaşlar. Yine bu bölüme bağlı olarak ikinci pozisyonda la notasını alarak birinci parmakla önce üst tele la vuruyorum, sonra alttaki ince la, sonra üst tele la, alttaki sol, la vuruyorum fa diyez, sonra mi, sonra sol notası sol fa diyez mi. Birleştiriyorum. Es la, es sol, es fa, es mi, es sol, es fa, es mi. Burada sol notasına dördüncü parmakla çarpma alacağız. Yani devamında re sol çarpma mi süsleme. Re sol mi, re sol mi. Mızrap vuruşlarını üstten alırsak daha uygun olur karakterine göre. Re sol mi nota kalıbına göre yani. Birleştiriyorum. Burada egzersiz var. Yine fa diyez alacağız. Sol fa sol mi fa re fa sol la. Birleştiriyoruz. Sol fa sol mi fa re fa sol la. Birinci bölümü buraya kadar bağlantılı şekilde çalıyorum. Solfejle beraber. Es la, es do, es si, es do ya da la sol la la do, es si, es do, la sol la la do, es si, es do. Dört tekrarla. Es la, es sol, es fa, es mi, es sol, es fa, es mi, re sol mi. İki tekrarla. Sol la sol mi fa la sol la. İki tekrar. Bu bölümden sonra ikinci bölüme geçişi alacağız. Burada mi notasıyla başlayacağız. Ve vuruşlarımızın yönleriyle re mi mi iki aşağı bir yukarı şeklinde. Re mi do do re mi do re re si do la. Birleştiriyorum. Bu bölümü iki tekrar çaldıktan sonra fa diye alıyoruz. Fa, sol, sol, sol. Aşağı yukarı mızrap yönleri. Sonra sol fa dediğimizde mızrap yönleri aşağı yukarı yukarı alacak. Burada ta la'ya kadar bitişik bir şekilde böyle aşağı yukarı yukarı. Yani tartım kalıplarına göre senkop kalıbı diyoruz. Sol, fa, 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 mi,
mi. Burada karar re'yi tutarak re, yani la'yı tutuyoruz. Bütün tellere vurunca karar sesi elde ediyoruz. Re vuruyor do'ya karar yine paralel do vuruyor si'ye karar do si. Si vuruyor do'ya karar si da. Birleştiriyorum aynı bölümü. Yine karar alıyoruz. Si vuruş do'ya takma. Do. Do si. Aşağı yukarı yukarı si la. Yine aşağı yukarı yukarı ve kararla. Bu bölüm bütün haliyle çalmaya çalıştım bu bölümü. Çünkü burada şan yani sözlerini söylediği bölüm. Re mi 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 do re re mi do re 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 si do. Fa 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 mi 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 re 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 do do re re si do 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 si 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 la. İkinci bölüme geçiyorum. İkinci bölüm egzersizli bir bölüm. Genelde fa diyez ve si bemol 2 kullanacağız egzersizde. Re mi fa sol la si do re re mi fa sol mi fa diyez sol la. Ondan sonra arkadaşlar ince yani dördüncü pozisyondaki do notasını ikinci parmakla, ikinci teldeki mi'yi İşaret parmakla üçüncü telde de sol notasını baş parmak tutuyoruz. Bu do notası, do akoru, do. Dört tane do vuruşu yapıyoruz. Birleştiriyorum. Re mi fa sol la si do re mi fa sol mi fa sol la do. Dört tane tiz do elde ettik ince seslerden. Sonra burada do notasına vuruyorum. Si'ye çarpma alıyorum. Yukarıda la notası yani 3. parmakla 5. parmağın 3 perde sonrası 4. parmakla la notasını elde ediyoruz. Tele vuruyoruz. Çekince sol sesi elde ediyoruz. Yani la sol şu. La sol. Do'ya vuruyorum. Si'ye çarpıyorum. Do si oluyor çarpmayla. Üst tele 3. tele vurup çekiyorum. La sol oluyor. Birleştiriyorum. Do si la sol. Do si la sol. Sonra si do re si dedim 1. telde oluyor. Si do re si. Bütün notalara vuruş var. Yine do si la sol çekme. Birleştiriyorum solfeji. Do si la sol. Do si la sol. Si do re si do si la sol. Devamında re notasını dördüncü parmakla birinci telden alacağız. Yani en alttaki ince sesi olarak basıyoruz. Bastığım nota re. Tele vurup çekince de re ses çıkacak. Yani iki re birleşmiş olacak. Re re gibi. Re re. Çekerek yani. Re re şu ses. Sanki re 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 gibi düşünün. Dört tane re oluşturur. Re re. Birinci re vuruş, ikincisi çekme. Üçüncü re vuruş, dördüncü çekmeyle. Birleştiriyorum burayı. Do si la sol do si la sol si do re si do si la sol do si la sol do si la sol si do re si do si la sol re re do si la sol si do re si do si la sol re re do si la sol si do re si do si la sol. Buradan yukarıya doğru tırmanış egzersizi var. Re do si la. Burada üçüncü tele dördüncü parmakla geçiş yapıyorum. Sol fa mi re. Üst telden geçişi aldık tekrar söyleyeyim. Dördüncü parmak 2 1 birinci parmak. Sonra birinci pozisyona geçiyorum. Dördüncü parmakla sol fa mi re. İkinci telde do si la sol. Do si la sol. Paralel karar la la. Birleştiriyoruz burayı. İkinci geldiğimizde do si la sol'a geçiş yapacağız. Yani 4 do vurmayacağız. Üçüncü bölüme geçiş. Üçüncü bölümdeki şey şöyle algılayacağız.
Üçüncü bölümdeki pozisyonu biraz daha trill notalar içerdiği için önce trillerin nasıl uygulandığını söyleyelim. Örneğin mi notasına basıp bütün telleri vurup nota süresi kadar uzatmamız gerekiyor aşağı yukarı yönleriyle. İmleten. Buna müzik dilinde trill diyoruz. Trillimizin süresi notanın değeri kadardır arkadaşlar. Üçüncü bölüm anlatıyoruz. Üçüncü bölümde de yine baştaki bölüme benzer bir bölüm var. Es la, es sol, es fa, es mi, es sol, es fa, es mi, es re. Burada fa natürel geçiş. Es fa, es mi, karar re, es re, es karar do. Es mi, es re, es karar do, es karar si. Es re, es karar do, es karar si. Es la, es do, es si, es la, es la. Birleştiriyorum. Do ile yukarıda bitişik tutuyor. Sol ile Do beraber tutuyoruz. Bütün tellere vurarak demin anlattığım tril uygulamasını yapacağız. Burada iki vuruşla beraber de başlanabilir. Tek vuruşla beraber. Yani şu da olabilir. Bazen böyle çalınıyor. Bazen de tek vuruşlar. Bu da olabilir. Burada tercih size bırakıyorum. Biz iki vuruşla başlayalım. Orta teli Do, burada arkadaşlar mesela sola vurdum, trili yaptım. Bitireceğim zaman fa notasına alttan geçiş yapıyorum. Fa'ya trili yapıyorum. Mi'ye alttan geçiyorum. Mi'ye vuruyorum. Karar re olduğu için la tutuyorum, alttan vuruyorum. Önemli detaylar bunlar. Sonra egzersiz ekliyoruz devamına. Re mi fa sol la si do re re mi fa sol mi fa sol la. Burada do'yu yine anlattığım gibi dördüncü pozisyonda ikinci parmakla bir de üstten son notasını kapatarak bütün tellere vurarak do. Si notasında ikisini basılı uyumlu ses veriyor. Burada la notasını orta teldeki mi ile beraber uyumlu akor tonunu bulduk. La, sol. Yine alttan vuruş aldık. Sol, birleştiriyoruz aynı bölümü. Sol, ondan sonra egzersizle bitiriş yapıyoruz. Sol fa sol mi fa re fa sol la ya da sol fa sol mi fa re fa sol la diğer hızıyla. Bu bölümleri baştan sona kadar bu sefer enstrümantal çalmaya çalışacağım arkadaşlar. Thank you.
Thank you.